Allah-u Teala her gece semaya yaklaşır, mekandan münezzeh olmak üzere, cisimden münezzeh olmak üzere. Der ki, yok mu isteyen vereyim, yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu affı isteyen onu affedeyim. Her gece oluyor bu. Nerede oluyor? Teheccüd vaktinde oluyor. Yani geceyi 3'e bölmek lazım, 6'ya bölenler oluyor. Tabii sen ben 5 dakika teheccüde kalksak öpüp başımıza koyacağız. O yüzden 6'ya bölmeyi bırak, 5 dakika yetişsek yeter. 2 rekat kılsak yeter. Yani bizi kurtaracak olan onlardır. Kılmış olduğum rekatçıklar beni kurtardı diyor. Rekatçıklar. Yani iş budur. Ama biz daha farzlarda eksiklikler yapıyoruz. O yüzden sıkıntılar baş gösteriyor. Kaç milyar Müslüman var, dua ediyor. Bir şeyler yavaş yavaş değişiyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Teheccüdü yani günde kılamıyorsan haftada kıl. En azından ayda bir kıl. Ama bir şekilde kıl. Teheccüd namazından daha kuvvetli nafile namaz var mı? Çok kuvvetli. Yani duaların kabul olduğu, günahların mahvolduğu bir an mutlaka değerlendirmek lazım. Şimdi burada da dekaltu ala Aişe radıyallahu teala anha. Hazreti Aişe'nin yanına gittim. Kendisine dedim ki diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktığı zaman efendim ne yapıyordu? Ne söylüyordu diye sordum. Hangi zikirleri okuyordu diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığında kebbera aşran ve hamide aşran. 10 defa Allahu ekber, 10 defa elhamdülillah derdi. Ve kâle subhanallahi ve bihamdi aşran. 10 defa da bunu söylerdi. Sonra devam ederdi. 10 defa da subhanel melikil kuddus derdi. 10 defa istiğfar ederdi. 10 defa la ilahe illallah derdi. Ve kâle en sonunda da şöyle dua ederdi diyor. Allahümme inni e'udhu bike min tîkid dünya ve tîki yevmil kıyame. 10 defa da bunu söyleyip öyle namaza başlardı diyor. Öyle bizim gibi efendim kalk pijamayla direkt namaza dur. Bir gözün açık, bir gözün kapalı. Kevser mi okuyorsun, İhlas mı okuyorsun? Adam belki 20 yıldır sabah namazı kılıyor. Bütün sabah namazları Kevser, İhlas. Ya biraz uzun tut ya. Mübarek. Ben okumayı bilmiyorum. O zaman camiye git. Hoca efendi camideki imam da Kevser, İhlas. Yatıyor, kalkıyor. Bir yan camiye git o zaman. O kadar da gaflet yoktur herhalde. Ne bileyim ya. Ne acayip bir dünyada yaşıyoruz ya. Ancak dua ne güzel bak. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi dünya darlığından ve ahiret darlığından sana sığınıyorum. Hepimiz dünya darlığı zaten şu an çekiyoruz. Gözümüzün önünde. Bir de bunun daha beteri var yani. Ne var? Ahiret darlığı var. Kabir darlığı var. Bunlardan nasıl korunacağız? Bir kere iman ettik şu anda elhamdülillah, bir kalkan aldık. Son nefese kadar bunu korursak. Allah hepimize son nefeste üstü hatime nasip eylesin. Amin. Bir de sonrası var. Çünkü cehennem var. Şu anda bunlar yaratılmıştır. Cennet yaratılmıştır. Şu anda vardır. Cehennem vardır. Cehennemde aklımızın almayacağı azaplar vardır. Öyle gülmekle, üzerine espri yapmakla geçiştirebileceğimiz bir şey değildir. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ne yapacağız? Ve beşşirillezine amenu ve amilus salih. İman edenleri ve salih amel yapanları müjdele. Salih ameller içerisinde ne var? 5 vakit namaz var, nafile namaz var. Yani en kuvvetli ibadet, dinin direği nedir? Söyle. Namaz. Şimdi farz namazı kılıyoruz elhamdülillah. Allah boşluğa düşmekten, gaflete düşmekten bizi muhafaza buyursun. Amin. Bir de üstüne teheccüd mutlaka eklemek lazım. Kalktın sabah, ne diyeceksin? Bu zikirleri okuyacaksın. Ne yapacaksın? 10 defa tekbir, 10 defa hamdele, 10 defa subhanallah ve bihamdi, 10 defa subhanal melikil kuddus, 10 defa estağfurullah, 10 defa la ilahe illallah, bir de bu dua. Biz bunları çekiyoruz, sonra paylaşıyoruz. Meraklısı olan izler. Yani teheccüd derdi olan, teheccüdü hangi duayı okuyayım derdi olan izler, sevk eder insanlara ve nice büyük hayırlara vesile olur. Bugün size basit gibi gözükür ama ahirette dersiniz ki keşke biraz daha izleseydim, keşke biraz daha amel etseydim. Öyle konumlarla karşılaşacağız. Ben de belki diyeceğim ki keşke biraz daha okusaydım yani. Keşke biraz daha insanlara hakkı anlatsaydım. Biraz daha onlara tesbih öğretseydim. Biraz daha zikir öğretseydim. Ne kazanıyormuşum ya millet dedikçe ben de kazanıyormuşum ya. Diyeceğiz yani. Pişman olacağız ahirette. Ama çok çalışırsak inşallah pişman olanlardan olmayacağız inşallah. Allah pişman olanlardan eylemesin. Amin. Tamam.